Emin Ticaret'in sunduğu İş Dünyası, Halis Alabalık'ın katkılarıyla başlıyor. Sevgili izleyiciler, İş Dünyası programından tüm izleyicilere merhabalar. Haymana'nın meşhur düğünlerini ekranlara taşımaya çalıştık. Altıpınar Köyü'nde yöresel gelenekleriyle, görenekleriyle özel bir düğünden bahsedeceğim. Hemen bütün aileyi burada yakalamışken hemen damadın babasına bir merhaba diyelim bakalım. Efendim merhaba. Merhabalar. Necmettin Bey, hayırlı olsun. Teşekkür ettim. Hemen duygularını almak istiyorum. Duygularım sonsuzdur. Böyle güzel bir günde dostlarımla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Böyle mutlu günü herkese nasip etmesini Allah'tan temin ediyorum. Biz de damadımıza ve gelinimize mutluluklar diliyoruz. Hemen sizi tanıyalım efendim. Sayın Başkanım. Buyurun. Özdemir Turgut, Haymana Dernekler Federasyon Başkanı. Özdemir Bey, hemen söyleyeyim. Hakikaten yöresel düğünlerin bir farkı var. Bu konuyla ilgili neler söylüyorsunuz? Evet, öncelikle sizlere hepinize teşekkür ediyorum. Bugün genç kardeşim, genç kızımız inşallah bugün muradına erecekler. Düğünleri çok güzel bir düğün. Örf, adet, geleneklerimiz çok güzel bizim. Diyeceğim bu Hakbilen ailesi hep Haymana'da bir ilki yaratıyor. Burada düğünler genelde iki gündü. Bunlar beş güne çıkarttılar. Geçen düğünleri de öyle oldu. Hep ilk yaratıyorlar. Kendileri çok kıymetli bir aile. Ben aynı zamanda Petrolofis Bölge Müdürüyüm, eski bölge baş müdürüyüm. Federasyon Başkan Yardımcısıyım ve AK Parti Çankili Çetin Kulüyesiyim. Tabii bu düğünde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok nezih bir aile. Gençler de düğünü burada yapmaları, seçmeleri köye bir katkı sağlamıştır. Köyün gelişimine faydası olmuştur. Köyün adını duyurmuştur. Gelinin babasına bir merhaba diyelim. Efendim merhaba. Merhabalar. Mutlusunuz mutlaka. Hemen duygularınızı almak istiyorum. Valla bu özel günde yani ancak duygular konuşuyor. Yaşamak lazım. Tarif edilmez. Buradaki köylüler, komşu köylülerden gelen bütün misafirlerin hepsine ayağına sağlık. Bizi yalnız bırakmadılar. Düğünümüzü onurlandırdılar, şereflendirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Gelin bakalım. Razan, doğru. Ha, yapar o kiki. Thank you.
Let's go.
Sevgili izleyiciler, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Haymana bölgesinde gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hemen başkanlarımız burada. Efendim başkanım, önce sizi tanıyalım. Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanıyım. Aynı zamanda Ankaralılar Derneği Genel Başkanıyım. Değerli hocam, hem yakın ailevi dostumuz hem de okul arkadaşım, kendisine bu kadar kalabalığı, bu kadar güzel insanları bir araya getirdiği için sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Başkanım, öncelikle isterseniz şöyle yöresel oyunlarımızdan, hakikaten gelenek göreneklerimizden biraz bahsedin. Yani böyle aşiret düğünleri oldukça mükemmel. Ben herkesin ailesiyle, çoluk çocuğuyla, komşusuyla, köyüyle mutlu olmasını diliyorum. Böyle güzelliklerin devamını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür. Hemen damadımızın babasını da tanıyalım sevgili izleyiciler bu arada. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Necmettin Akpınar, Altıpınar Köyü Haymana'dan. Teşekkür ederiz. Katılımdan dolayı, sayın başkanımızın da, başkanımın katılımından dolayı başkanımıza ve bütün halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bu güzel düğünü atlatırız. Tabii erkek taraf olduğunuz için oldukça mutlusunuz. Mutlaka, mutlaka. Biraz sonra kız babası ben bunu söylemek isterim. Evet. Öyle bir oğlan verdiği için annesine ve öyle bir oğlan yetiştirdiğim için kendime teşekkür ediyorum. Allah herkese nasip etsin. Allah uzun bahtiyar eylesin. Biraz sonra kız babasını da herhalde tanıyacağız. Bu arada herhalde kardeşiniz, bir de kardeşinizin duygularını alalım. Merhaba. Vallahi her şeyimizi arkadaş çok mutlu. Dostlarımıza borçluyuz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Evet. Dostlarımız sayesinde, arkadaşlarımız, köylümüz sayesinde. Vallahi ben şunu söyleyeyim, ekranın başında izleyiciler şu anda hakikaten bir düğün görüyorlar şu anda. Evet. Bu arada kızın babasını da bir tanıyalım, buradalar mı? Geliyor, o da gelecek şimdi. Vallahi dünyada bundan daha mutlu bir gün olamaz. İnsanlar büyürken çocukları olunca en önce çocukların mürüvvetini görmektir. Bu konuda çok mutluyum. Ayrıca çok iyi bir aileye denk geldik ve o yönden de çok mutluyum. Allah muratlarını açık etsin. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Mutlaka Allah uzun boylu, ömür boyu mutluluklar biz de diliyoruz program olarak. Buradan ekranın başındaki izleyicilere son sözleriniz ne olacak? Son sözlerim, çocukların mutluluğunu istiyorlarsa devamlı destek olmalarıdır. Sakın ben bu aile istiyorum, bu aile istemiyorum diye değil, çocuklarına ve ailelere destek vermeleri gerekir. Siz de Medya TV olarak, ekip olarak hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar. Oldu. Bir de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Son sözleriniz var mı? Bu güzel dostlarla beraber bu mutlu anı yaşadığım için çok çok mutluyum. Peki. Buradan hepinize çok teşekkür ederim. El sallayarak veda edelim. Sevgili izleyiciler, İş Dünyası programından tüm izleyicilere günaydın diyerek başlamak istiyorum. Değerli izleyiciler, bugün günlerde pazar ve özellikle bu saatte saat 9'da programımızı izlemek için uykularınızdan oldunuz. Lütfen haklarınızı helal edin. Öncelikle bol bereketli, bol sohbetli kahvaltılar dileyerek başlamak istiyorum. Bu haftaki durağımız Konya ilimizin o gözde bebeği olan Şirin ilçesi, tabii ki Kulu'dayız. Efendim, öncelikle Kulu'ya yatırım yapmış olan otelimizi ziyaret ettik. Hemen otel sahibini firmanın adıyla birlikte bir kendisine bir merhaba diyelim. Efendim merhabalar.
geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Göksel Yücel. Göksel Bey, otelinizin adı? Otel Yücel. Evet, sevgili izleyiciler, Otel Yücel Otel'deyiz. Bakalım bu güzel mekanı bize Göksel Bey nasıl anlatacak? Efendim, ne zaman kurdunuz otelinizi? Bu oteli 1994'te kurduk. Evet. 2008'de kapattık. İki sene bir tadilata girdik. Yani tadilat yapıldı otelde. Evet. Tadilat yapıldı. Şu an kaç odayla hizmet veriyorsunuz? Şu anda 18 oda, 46 kapasite yatak sayımız var. Peki Göksel Bey, isterseniz biraz da hızla büyüyen, yapılaşan kulu'dan bahsedelim. Kulu şu anda toprak değeri olarak, yapılaşma olarak aldı başını gidiyor. Bu konuyla ilgili neler aktaracaksınız? Valla bu konuda biz de şu anda bir şaşkınlık içerisindeyiz. Kulu'da gerçekten bir büyük bir gelişme var. İnşaat sektörü başını aldı gidiyor. Evet. Kulu'nun geneli yurt dışında kalıyor, İsveç'te kalıyor. Ben kendim de İsveç'teyim, 45'ten beri oradayım. Halen orada yaşamaktayım ve gidip geliyorum. Daire fiyatları %130.000 arasında şu an gerçekleşiyor, seyrediyor. Evet. Ama bu ileride çıkabilir de. Evet. Peki şu anda Kulu göç alan bir bölge. İzleyicilerimize Kulu'ya yatırım yapmaları için bir davette bulunma şansınız var mı? Yani şimdi Kulu'nun geleceği çok parlak. Başkentimiz Ankara'ya 100 kilometre. Evet. Yani merkezi bir yerdeyiz. Ulaşım çok kolay. Çok kolay diyorsun. Çok kolay. Arazileri çok elverişli. Düz ova. Evet. Yani Kulu'ya gelmelerini teşvik ederim. Geldiklerinde mutlaka oteli de bir ziyaret etsinler, konaklasınlar, rahat ettireceksiniz herhalde. Ev sahipliği yapacaksınız. Evet, elimizden gelen her türlü imkanı sağlıyoruz. Otelin müşterilerimizin rahat ve huzur içerisinde kalmaları için. Evet. Sevgili izleyiciler, isterseniz özel bir soru sorayım. Peki Göksel Bey, kurulu olmak nasıl bir duygu efendim? Yani bunu tarif etmek çok zor. Evet. Yani kurulu olmaktan çok mutluyum. Evet. Ve Konya'nın da göz bebeği. Evet, Konya'nın Türkiye'nin gururu diyelim. Göz bebeği, İsveç'in de göz bebeği. Evet. O zaman yolu geçen herkes bir Kulu'ya gezmeleri için, görmeleri için bir davet edin efendim. Buyursunlar, gelsinler, Kulu'ya misafirimiz olsunlar. Bak, ileride bizim 4-5 kilometre ileride gölümüz var. Evet. Kuşlar cenneti. 180-200'e yakın kuş çeşidi var. Evet. Gelsinler, görsünler oraları. Sevgili izleyiciler, Kulu gezimiz tüm hızıyla devam edecek. Bizlerden ayrılmayın efendim. Keçiborlu gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine Keçiborlu bölgesine üretim yapan, kadeve sağlayan Altıntaş Ekmek Fırını'na bir uğradık. Bakalım neler konuşacak, neler anlatacak. Abi merhabalar. Merhaba. Seni tanıyalım öncelikle. Musa Yunan. Musa abi, burada Altıntaş Fırını'nın sahibisin. İşletme, üretim yapıyorsun. Burada kaç yıldır buradasın? 5. 5 yıldır. Kaç personele hizmet veriyorsun? 5, 6. 6 kişiye hizmet veriyorsun. Tabii bu bölgenin ekmeği zannedersem... özellikle biraz ekmeklerinden bahsedelim. Evet. Isparta ekmeği, değil mi? Şu an bunun özelliği nedir? Tam buğday. Tam buğday ekmeği. Tam buğday olması. Ortalama fiyat nedir bu ekmeğimizin? 3 lira. 3 liradan. Nasıl fiyatlar uygun değil mi? Uygun. Peki günlük olarak kapasite ne kadar üretim yapıyorsun? Bunun gibi büyük. Evet. Yani toplam ekmek, siz herkes ekmeğini taştan çıkarırken belli siz ekmeğinizi ekmekten çıkartıyorsunuz. Tabii. Toplam dağıtıyorsunuz değil mi bunları? Bayilere mi dağıtıyorsunuz? Bayilere. Evet. Bayiniz var ortalama? 10. 10 bayiniz var. Yani kapasite olarak sarfiyat ne kadar var günlük? 2000 civarında. 2000 civarında üretim yapıyorsun. Peki mekanını bir fabrikalaştırma, daha büyük büyütme düşüncesi var mı? Sermayeye dayanır. Sermayem olursa diyorsun, hayalimde var diyorsun. Peki buradan izleyicilerimize ekmekle ilgili bir mesaj vermek ister misin? Vallahi bilmiyorum, ne diyebilirim ki? Evet. Ekmeği çok mu yesinler, çok mu tüketsinler? Fazlası zarar. Zorlar, tabii. Değil mi? Sevgili izleyiciler, Erfelek gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine
aslen Karadenizli Slovalı olan ve ortalama 58 yıl önce Erfelek'i tercih edip yerleşen ve Erfelek bölgesine kadeve istihdam sağlayan geniş bir firmadan bahsedeceğim. Faik Bey'i bir tanıyalım bakalım efendim. Merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyalım Faik abi. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ ol. Ben aslen Slovalıyım. 58 yaşında Erfelek'e geldim. Evet. Sebebi neydi abi? Hemen sor. Sebebi babam vefat etti orada. Yalnız kaldık. Annem buralı olduğu için buraya geldik. Ha, anne buralıydı. Buralı. Yani evet. Sizi buraya çeken bir şey. Evet. Annem buralıydı. Buraya geldik. Tercih o yönde. Evet. Ve çalıştık, ettik. 44 senedir de bu dükkandayım. Evet. Beyaz eşya grubu satıyorum. Bayisiyim. Evet. Evet. Daha önce bakkaliyem vardı. 33 yıldır da açılık bayisiyim. İşte hayat, bir tane oğlum var. Evet. Ailem var. Ailem öğretmen, emekli. Emekli diyorsunuz. Başka çoluk çocuk da yok. İşte. Peki Erfelek'in şu an alım gücü, tabii sizin iş bilmiyorum herhalde taksitli genelde. Halkın taksit ödeme gücünü nasıl görüyorsunuz? Zayıf. Zayıf mı? Zayıf. Yani alamadıklarınız, hesabı çok, yatanlar. Çok. Bu sizi sarsmıyor mu peki? Katlanıyoruz. Küçük bir yer. İcra... Kendiniz çözüm buluyorsunuz. Evet. İcraya veremezsin. Yüz yüze bakıyorsun. Evet. Küçük bir yer. Müşterilerinizden özel bir isteğiniz var mı? Buradan hazır ekran varken zamanında en azından bir taksit ödemeye çalışıyorlar. Müşterilerimiz taksitlerini ödeyenler ödüyor zaten. Ödemeyenler ne yapalım? Allah. Değerli Erfelekler, bakın Faik abimiz özellikle ne dedi? Kimseyi sıkıştırmam etmem ama dedi, biraz daha taksit ödemeden yana düzenli olsunlar dedi. Evet. Dediğim, herkesi Avçelik almaya davet ediyorum. Evet. Sağ olsun, ben Amasyalı olmama rağmen Erfelek halkı beni çok destekledi. Öyle mi? Anormal derecede. Evet. Ve diyebilirim ki Sinop ilçelerinin içinde en dışarıdan gelen insana yakın, en sıcak insan Erfeleklidir yani. Evet. Bunu her zaman söyleyebilirim. Evet. Hiçbir zaman beni dışlamadılar, dağlarına bastılar. Yani seçimlere girdik bir sürü. Mesela oğlum benim ilgilenen meclis üyesi. Evet. Yani Allah razı olsun. Bizi her türlü destekliyor. Buradan Erfelekli'ye biz teşekkür ediyoruz. Her türlü. Evet. Benim hiçbir şeyim yoktu. Evet. Benim, her şeyi burada buldum. Evet, şu anda bir dikili kazığım varsa Erfelek halkındır yani. O zaman buradan şükranlarımızı tüm halka. Her zaman şükranlarımı sunuyorum. Her zaman. Faik abi, ben de bir yerleşsem bir bahçe, böyle bir yer kurabilirim. Ne demek, memnuniyet. Çıkarlar. Erfelek dışarıdan gelene daha çok sahip çıkar. Öyle mi? Gerçekten böyle. Vallahi ben bir düşüreyim, olmasa ben de yerleşeyim böyle. Tüm 8 ilçemiz var, ilçelerimiz içinde. Evet. Herkese sorun bunu. Evet. En yakın dışarıdan gelen ne Erfelek yakındır. Her türlü yardımcı olur. Hemen göğsü siper ederler. Ederler. Evet. Peki başka bir yatırım daha düşünceniz var mı? Yok artık. Kimse kendi halimizden. Kimsem de yok. Bir tane oğlum var. Başka evet. Beklentim de yok. Öyle. O zaman buradan Slova'ya, Türkiye'ye, gurbetçilere. Herkese selam. Selam. Herkese selam. Peki biz de hayırlı işler dileğiyle. Allah uzun ömürler versin. Ağız tadı versin. Bol kazançlar diyorum. Hoşçakalın efendim. Evet sevgili izleyiciler. Hemen Faik Bey'in oğluna bir merhaba diyelim. Bir bakalım neler söyleyecek. Merhabalar. Hoş geldiniz. Adınız, soyadınız? Ben Gürüyay Güzel. Evet. Erfelek İl Genel Meclis üyesiyim. Evet. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Grup Başkan Vekili'ni yapıyorum. Evet. Peki Erfelek'le ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Erfelek'le ilgili neler söylemek istiyorum? Hakikaten şelaleler diyarı olan Erfelek, en azından yatırımcılarımıza bir, biz hep mesaj verdik ama belki siz de vermek istersiniz. Göç vermemesi adına yatırım yapılması gerekmez mi? Kesinlikle Erfelek yatırım yapılması gereken bir yer. Az önce de babamın da söylediği gibi dışarıdan ilçemize gelen vatandaşlarımıza oldukça ilgi gösteriyoruz. Köylerimizde genç yok. İşimiz gereği köylerimiz olduğu için köylerimizde yaşlılar çok. Evet. Göç çok fazla veren bir ilçeyiz. Yatırımcılarımızı Erfelek'e bekliyoruz. Evet. Ben aynı zamanda organize sanayi yönetim kurulu üyesiyim. Öyle mi? Çok güzel. Yatırımcılarımızı Erfelek'e bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Erfelek'li bir sürü iş adamlarımız var. İstanbul'da olsun, evet. Ankara'da olsun. Hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı söylüyoruz. İlçelerine sahip çıkmayı davet ediyorum onları. Peki. Şu anda Türkiye ve Slova bölgesi, tabii sizin bölgeniz Karadeniz, gurbetçiler, son arkadaşlarınıza selam yok mu? Ben buradan tüm Erfeleklilere ve Sinoplulara selam ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye yok mu? Erfelek dedik, Sinop dedik, Slova yok mu? Doğru söylüyorsunuz. O zaman buradan ben tüm Türk ve İslam alemine ve Sinop, Erfelek, Amasya, Trabzon,
Her yere selam söylüyorum. Saygılar sunuyorum. Avrupa gurbetçilerine evet. dahil olmak üzere evet. selamlar evet. gitsin. Evet. Biz de hayırlı işler dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Sevgili izleyiciler, gezimiz tüm hızıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Lokantacı, kasap işletmeciliği olan Balcan'a uğradık. Bir tanıyalım. Şu anda kendisini tam çalışırken, etleri doğrarken yakaladık. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba. Adınız, soyadınız? Adım Şevket Balcan. Aslen Erfeleklisin Şevket. Aslen Erfeleklisin. Kaç yıldır bu sektördesin? Çok senedir bu sektördeyim de hayvan, canlı hayvan alışverişi yapardım. Besicilik de var mı sende? Aynen. Besicilik de var. Ondan sonra böyle kasap düşündük. Kasabın yanına kendin pişir, kendin ya lokanta düşündük. Çok güzel. Aynen. Peki talep nasıl şu anda? Erfelekler et yemeye nasıl, meraklılar mı? Erfelek eşiğinden beşiğine kadar, çocuğuna kadar, büyüğüne kadar etten anlayan bir ilçe. Yani boğazına düşkün diyor. Tabii. Yani ızgara, ızgarasız olmaz diyor. Izgarasız olmaz. Evet. Aynı zamanda bizim kendi yöremizin hayvanları olduğu için, kendi elimizle beslediğimiz, doğal organik yemlerle beslediğimiz için tabii ki tadından alan gelip bir daha almak istiyor. Evet. Peki fiyatlarınız nasıl? Fiyatlarımız uygun, düşük. Hayvan düşük olduğuna göre et fiyatlarımız da düşük. Evet. O zaman bölgeye şöyle bir açık adresinizi vererek bir davet edin bakalım. Yolu düşen herkes Erfelek'e uğrasınlar. Aynen. Açık adres nasıl? Erfelek'te Büyük Camı Sokağı evet. Diye geçiyor. Küçük bir ilçe yani. Burada herkes birbirini tanıyor. Tanıyor. Kime sorsadan Balcan Kasap, Et Dünyası diye herkes gösterir. O zaman şöyle diyelim. Yola düşen herkes Erfele'ye geldiğinde yani Balcan Kasap'ın ızgarasından mutlaka tatsın. Buyurun, buyurun tabii. Peki, hayırlı işler dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Sevgili izleyiciler, işte Balcan'dan son sözler böyle oldu. Herkesi, yola düşen herkesi özellikle mangal başına davet etti. Bize yok mu abi, bize yok mu diyoruz. Ses çıkmadı. Var mı yok mu? Ha bize de varmış. Tamam efendim. Sevgili izleyiciler, gezimiz tüm hızıyla Erfelek'te devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın efendim. Hemen Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Mehmet Bey'in yanındayız. Bakalım tabii ki ilçede sanayi sitesi yeni kurulacak. Bakalım neler söyleyecek. Merhabalar. Kooperatifimizi 2009 yılında kurduk. O anda hiçbir şey yoktu. Evlerin altında atölyeler şu anda Erfelek'te. Bizim çalışmalarımızda belediye başkanının bize verdiği destekle sanayi, küçük sanayi sitesi yapılabilecek bir yer bulduk. Bu hazine yeri. Bu yeri almak için 3,5 yıldır çaba gösteririz ve şu anda son aşamaya geldik. Tapuyu alma aşamasındayız. Bugün veya yarın tapumuzu alacağız. Ondan sonra tapuyu aldıktan sonra proje aşamasına geçilecek ve proje aşamasından sonra inşallah Erfelek için iyi bir sanayi, küçük sanayi sitesi yapmayı düşünüyoruz. Yani süreç olarak ne zaman bitmiş olur? Şimdi süreci biz kesin veremeyiz. Yalnız bu yıl içinde başlamayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde başlanacak. Evet, bu yıl içinde. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve aynı zamanda Erfelek ekonomisine destek olmak için, KDV sağlamak için ve tabii ki halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için mobilya üretimi yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? 94 yılında buraya yerleştik. Evet. Şu anda ev mobilyası, kapı, mobilya ile ilgili her şeyi yapıyoruz. Yani bütün ihtiyaçlara cevap veriyorsunuz ve kendi imalatınız. Evet, ağaçta olabilecek her şeyi yapıyoruz yani şu anda. Peki genelde burada yapmış olduğunuz imalatta rakamlara mı önem verirsiniz yoksa müşteri memnuniyeti ve sattığınız ürünlerin arkasına mı? Rakamlarla hiç işimiz yok. Hiç gerçekten işimiz yok. Yani işimizi yaparız, ondan sonra gerisi gelir zaten. Gelir diyorsunuz. Yani sattığınız malın da bir garantisi var değil mi? Tabii ki. Yani bizim sağ olduğumuz sürece garantilidir. Garantilidir. Evet. Yani müşteri her zaman yüzü gülsün istiyor. Evet. Her zaman yüzünü gülmesini isteriz. Peki showroom'unuz da var mı? Kurmayı düşünüyor musunuz? Şu anda yok. Kurmayı düşünüyoruz. Yani ileride Balcan mobilya hedefleri var diyorsunuz. Olabilir. Tabii ki yani sanayi falan yaptığımız zaman genç evet, oğlum. Showroom. Evet. Olabilir. Yani öyle bir
zamanın şeyinde olabilir. Yani burada baba oğul çalışıyorsunuz. Şu anda baba oğul çalışıyoruz, evet. İzleyicilere bir de oğlunu tanıyalım o zaman. Merhaba, seni tanıyalım. Merhabalar, ben Ahmet Faruk Balcan. Evet. Kaç yıldır bu babanla beraber bu imalatta uğraşıyorsun? Babam, küçüklükten beri babamın yanındayım ben. Evet. Buradan Erfrek'ten herkese selamlar yolluyoruz. Peki, teşekkür ederim. Mehmet abim, sen ne dersin? Bak şimdi dostlar, gurbetteki arkadaşların, müşterilerin diyelim, seni izliyorlar. Ve herkese çok çok selamlarımı söylerim. Sohbetimiz burada sona erdi Mehmet Bey ile, ancak Erfelek gezimiz ve Erfelek iş dünyası tüm hızıyla devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın efendim. Gebze bölgesine KDV sağlayan, yatırım yapan, özellikle damak tadını sunan Ocakbaşı Et Mangal, sahiplerini bir tanıyalım efendim. Öncelikle bir merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyalım. Murat Baloğlu. Murat Bey, öncelikle aile şirketi misiniz? Ondan bahsedelim. Evet evet, aile şirketiyiz. Tabii. Kaç yıl oldu burada? Gerze'de 10 yıl oluyor. 10 yıl oldu. Tabii. Peki neler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim. Vallahi kasaplık yapıyoruz, hayvan besliyoruz. Besicilik de var. Besicilik de var tabii. Alım satım. Evet. Onun yanında işte kasap işi, et mangalı, ocakbaşı, kuzu sırık kebabı, odun ateşi. Yapıyorsunuz. Tabii. İsterseniz kebaptan biraz bahsedelim. Özelliği nedir? Vallahi bizim kebaplarımız, kestiğimiz kuzular, evet, yayla, kır, orman bölgesinden özel aldım. Beslenmiş. Tabii tabii, öyle ha. İthal veya herhangi bir, evet, şey değil yani. Gayet doğal. Gayet herkes de memnun. Çok güzel. Evet. Değişik bir tadı var yani. Evet. Yani bölgede hemen hemen sizi tanımayan yok şu anda. Yani mümkün değil. Çoğu tanır. Evet. Tanıttık kendimizi. Peki bir de et fiyatlarından bahsedelim. Bu yıl et fiyatları ne durumda? Et fiyatları gayet normal. Yani memnunsunuz değil mi? Tabii yani, tabii. Esnaf olarak memnunuz tabii. Yani et fiyatları gayet normal. Evet. Peki Gerze bölgesinde başka bir yatırım yapmayı düşünüyor musun? Yani sektörünü olsun, genişletmeyi düşünüyor musun? Ya inşallah ileride, tabii ileri dönük projelerimiz var yani. Mesela şöyle yol güzergahında büyük bir büyük bir restoran ya. Tabii işte ne bileyim, ettir, balıktır, tavuktur, kuzudur, kebaptır. Tabii tabii, bu şekilde bir tesis. Tabii rüyalarınızda var ya. Yani. Rüyalarınızda da var. İnşallah Murat Bey öyle bir yeri yakalarsınız da biz de size özel bir program yaparız iş dünyası. İnşallah, inşallah tabii. Peki ben buradan hemen, aslen Erfeleklisin. Aslen Erfelekliyim tabii. Buradan Erfelek'e bir selam gönderelim. Tabii tabii, herkese selam. Ve artı Avrupa'dan olsun, Türkiye'mizden olsun, halkımızdan, tatilcilerimiz Gerze'ye geldiğinde açık adres verin. Mangalınızı bir tatsınlar bakalım. Tabii. Hamidiye Mahallesi, Hal Caddesi. Evet. No 53 Baloğlu Kasabı. Evet. İşte Ziraat Bankası arkası. Yolu düşen herkesi özellikle Gerze'de Baloğlu'na bekliyoruz. Tabii tabii. Paralı parasız. Parası olmayanı da duyuyoruz. Murat abi ne dedin? Parasız dedin. Hayrola? Yok ya. Evet, yani batarız abi. Yani yok yok yok. Allah yenilenişlerin yere verirmiş yani. Öyle mi? Ben tabii ikramımı da yaparım diyorum. Tabii tabii. Yolu düşen herkesi Baloğlu'na bekliyoruz. Yani muhakkak. Evet, sevgili izleyiciler, Murat abimizin gönlü zengin dedi. Gerekirse paraları da yoksa ben misafir ederim, yediririm, içiririm, yatırırım, kaldırırım. Doğru mu abi? Evet. Helal olsun. Allah gönlüne göre versin diyorum. İnşallah bir geldiğimizde de büyük bir tesiste karşılaşırız. İnşallah, inşallah, inşallah yani. Peki Medya TV ekranlarında şu an izleyicilerimize son sözlerin, selam, sabah, gurbetçiler, Türk halkına ne olacak efendim? Vallahi hepsine saygılar, sevgiler. Ne diyeyim başka? Gerze'ye de bekliyoruz diyorsunuz. Gerze'ye de hepsini bekliyoruz. Herkes gelsin görsün yani. Evet. Hayırlı işler dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Tabii. Yolunuz açık olsun diyorum. Amin. Sevgili izleyiciler, Murat abimden Ocakbaşı Et Mangal'dan son sözler öyle oldu. Herkesi bu mekana bekliyoruz. Damak tadını veririz dedik. Programımız, gezi programımız, özellikle iş dünyası programı Gerze'de tüm hızıyla geziyor. Gezmeye devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Koşuyorlar, eriyorlar diyorsun. Evet. Peki. Hoşça kalın, yolunuz açık olsun diyorum. Sevgili izleyiciler, gezimiz devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. Ha, sen de kasabın ustası. Evet. Sen de diyeceksin. Hadi bir selam gönder. Hadi bir selam gönder. Bütün Türkiye'ye selam. Sen bir şey diyecek misin?
Yok, hadi iyi günler. İyi günler dedi. Evet, sen ne diyeceksin? Teşekkür ederim diyecek. Evet. İyi günler. İyi günler. Ekibimizde iyi günler diyerek gezimize devam edelim. Başarılı iş adamlarından tabii ki aslen Karadeniz ve Akçaabat'ta hemşireleri yakaladık. Burada köfte salonları var, ızgara salonları var. Evet. Hemen ortaklarından amcaya yanaşıyoruz. Amcayı bir tanıyalım. Ha ustayı... Öyle mi? Ustamız burada. Merhaba ustam. Seni merhaba. Ben Ali Kemal Çoban. Ali Kemal abi kaç yıldır buradasınız? Ben 20 senedir Bozüyük'teyim. Bozüyük'tesiniz. 43 senedir bu işten uğraşıyorum. Ve özellikle Akçaabat köfteyi mi? Abi. Damak tadını veriyorsun yani abi. İnşallah. Peki bölge çok iyi tanıyorum burayı. Burayı... Yani sizleri tanıyor mu burada Akçaabat köfte olarak biliyorlar mı? Haliyle 7 senedir buradayız. Gurbetçilerimiz gelip geçerken mutlaka sizlere uğruyorlar. Tabii. Peki buradan gurbetçilerimize ne söylemek istersin? Vallahi ne diyeyim? Yol düşen herkese açık adresinizi verin. Zaten onlar biliyorlar zaten. Biliyorlar diyor. He, Eskişehir İnönü Karayolu'nu. Selam gönderin o zaman. Herkese selam. Peki... Akçaabat köftelerinin özellikleri nedir abi? Vallahi Akçaabat köftelerinin özelliği et. Özellikle dana etten. Dana eti, dana evet. Dana eti kullanıyoruz. He, dana eti kullanıyoruz. Evet. Dananın da kol ve kaburgasını kullanıyoruz. Evet. Diğer işte sarımsağı etini, yağını katıp bu hale getiriyoruz. Yani damak tadını tamamen sizin ellerinizden. Tabii. Hakiki Akçaabat köfte. Evet. Akçaabatlı olarak hakiki Akçaabat köfte. Yolu düşen herkesi özellikle restoranımıza bekliyoruz. Haliyle 7 senedir bekliyoruz. Hala da bekliyoruz yani. Geliyorlar evet. Peki, sohbetimiz devam edecek sevgili evet. İzleyiciler. Bizlerden ayırmayın. İşte Akçaabat köfte diyoruz efendim. Yine Karadeniz'de hemşehrilerimiz bildiğiniz gibi başarılı isimler. Türkiye'nin her tarafında, Türkiye'nin neyi efendim? Harcı, betonu diyoruz ve teker teker Karadeniz'de hemşehrilerimizi geziyoruz. Yine hemen Kütahya bölgesine uzanırken yol güzergahında İnönü'ye girişlerde neredeyse yakaladık. Akçaabat Köfte Cıngıllı Restorantı hemen sahibine bir merhaba diyelim. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İsmail Çoban. İsmail abi, hakikaten ben bu kadar yol gider gelirim ama seni dikkatten kaçırmışım. Demek ben buradan hep geceleri görmeden geçmişim. Yok, senin gözlerin bali geçti. Öyle mi geçtik? Daha bugün görebildik. Kaç yıldır buradasın? 7. 7 yıldır. Akçaabatlısın ve Akçaabat köfteyi bölgede damak tadını veriyorsun. Peki köfteyle ilgili neler söyleyeceksin? Köftenin mesela ne söylemem istiyorsun? Köfte nasıl olur? Akçaabat köftenin sırrı nereden? Herkes uğraşıyor köfte için ama bunun sırrı nedir abi? Akçaabat köftenin sırrı et. Hiç fazla uğraşma diyorsun değil mi? Yani şöyle yapılır, şöyle edilir. Ya zaten uğraşamazsın ki. Öyle mi? Ben sana anlatsam yapabilir misin onu? Belki beceririm. Nasıl? Beceremezsin. Şimdi diyeceğim sana döşünden, kolundan, kanadından, gerdanından yapacaksın. Nasıl yapacaksın bunu? Vallahi beceremem herhalde. Beceremezsin. Evet. Akçaabat köftesini geleceksin, Akçaabat köftesini yiyeceksin. Evet. Daha karıştırmayacaksın işi, bu kadar. Öyle mi? Zaten köfteci işi bilir diyorsunuz. Bir de sizin bir bombanız varmış. Oo, Laz bombası. Ciddi misin? Düştüğü yeri götürür bu abi. Nasıl olur? Nedir bu Laz bombası? Şimdi Laz bombasının tarihçesi eskidir yani. Evet. Yani bundan 30-40 sene önce mide kanaması geçirdim. Kendiniz? Kendim. Evet.
İzmit'in Bahçeşme'de oturuyordum. Orada evet. Bir Fadime nene vardı. Fadime dedi bana, ula uşağım İsmail dedi. Duydum ki mide kanaması geçirdin. Evet. Diyeyim sana bir şey de yap onu. Evet. Dedim Fadime nene nedir o? Dedi ki lahana suyunu içeceksin. Evet. Lahanasını da yiyeceksin dedi. Bir şeyin kalmaz dedi. Dedim Fadime nene sen beni öldüreceksin galiba ya. Evet. Ula uşağım dedi git dedi ya. Ben dediğimi yap. Eğer dokunursa bırak. Dokunmasa devam et. Gittim eve dedim gariye ki yapma oradan lahana turşisi. Evet. Yaptı lahana turşusunu, içtim suyunu, yedim lahanayı. İçtim suyunu, yedim lahanayı. Kaç gün devam etti? 30 gün devam ettim. 52 kilodan çıktım 80 kiloya. Ne ülser geldi, ne kanser geldi, ne mide hastalığı geldi. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Evet. Ondan sonra burayı açtık, tesis ettik. Bir şey yapalım abi dedim. Bir şey yapalım dedik işte. Acı olsun, Laz olsun, bomba olsun. Uşaklar dedi ki ya baba bu olsun Laz bombası. Evet. Şabu yanındaki ufak oğlum tamam mı? Dedi baba Laz bombası olsun dedi. Bu kalktı. Laz bombası olarak bunu ürettik. Evet. Tescilini aldık. Bozüyük'ü geçtikten sonra evet. Eskişehir'in İnönü kazasını 3 kilometre geçince Kütahya. Zaten Habu Tepe'nin arkasını gördün mü burasıdır. O tepenin arkasında mı? O tepenin arkasını gördün mü burasıdır yani. Tamam. Bu yolda burayı herkes bilir evvelallah. Peki ağzına tamam. Yüreğine sağlık. Felek ne derdin var ise ben var mı yatav başıma bıkmışım senin dünyandan zaten gelir dar başıma, zaten gelir dar başıma, dar başıma. Zaten gelir dar başıma, zaten gelir dar başıma, dar başıma. Sevgili izleyiciler, İş Dünyası programı Keçiborlu'yu karış karış gezmeye devam ediyor. Hemen aslen Keçiborlu olup yatırımlarını ön planda sürdüren Çadırcılar Akaryakıt Petrol'e bir uğrayalım. Siz sevgili izleyicilere bir tanıştıralım efendim, merhabalar. Merhabalar efendim. Sizi tanıyalım. Ali Çadırcı. Ali abi, Keçiborlu'sun. Ispartalıyım. Isparta. Şeyim burada. He. Burada. Kaç yılında kurdunuz Çadırcılar'ı? 30 Ağustos 1983'te çalışmaya başladım. Yani günüyle hatırlıyorsunuz. Tabii ki işe bir başlamanın bir zorluk yanı vardır. İstersen oradan başlayalım biraz. Zor oldu mu işe başlamak? Elbette zor oldu. O günkü şartlarda elbette zor oldu. Ne gibi zorluklar yaşadın? Bugünkü mesela inşaat sektöründe olan faaliyetle yok. Evet. Yani çok zor şartlarda yaptık yani. Evet. Akaryakıt tesisini kurdunuz, işte restoran kurdunuz bildiğim kadarıyla. O günden bugüne hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki şu anda son durum olarak Keçiborlu yol güzergahındasınız. Hareketlilik nasıl? İnsanlarımız çok akıyor mu, uğruyorlar mı? Elbette uğruyor. 30 senedir aralıksız ticaret yapıyoruz. Evet. Uğruyorlar. 30 senedir herhangi bir şeyimiz olmadı. Öyle olunca şükür müşteriden bir şikayetimiz yok. Öyle mi? Evet. Yani işlerimiz güzel diyorsun. Ekonomi güzel. İyi, işlerimiz iyi. Yolu geçen herkesi, tatilcilerimizi, gurbetçilerimizi, özellikle çadırcılarla, petrolle, restorantıyla, sahipleriyle bir tanışmaya, açık adresinizi vererek bir buluşmaya, bir çay ikram etmeye ne dersiniz? Elbette. Isparta İstanbul yolu 35. kilometre. Mutlaka bize uğrasınlar. Çadırcılar ihmal etmesinler. Yoksa yolda kalırlar diyorsunuz. 30 senelik bir geçmişimiz var. Abi yoksa yolda kalırlar uğramazlarsa. Olur mu öyle şey? Çadırcılar burada ihmal edilmez diyorsunuz. Evet. Ve bölgenin de yatırımcısı, Keçiborlu bölgesinin de yatırımcısı, kadeve sağlayan, istihdam yapan firma. Bu yolun 30 kilometre çevresinde ilk istasyonu burası. Evet. İlk dinlenme tesisleri. Yani herkesi burada rahat ettiriyoruz, konaklatıyoruz. İnsanlar yadırgadı girmeye dahi lüksteye ama sonradan alıştılar. 30 senedir şükür çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Peki Ali abi özel bir soru soracağım. Ispartalısın, bu bölgelisin. Yatırımcısın her şeyden önce. Bizim konumuzda iş dünyasına giriyoruz böyle. Bölgeye başka bir yatırım planın daha var mı aklında veya hayalinde? Olabilir de.
sürpriz mi? Tabii. Yani gelecekte var mı? Olabilir, olabilir yani. Bir yatırım daha geliyor. Elbette. Geliyor yani. Elbette tabii tabii. İnşallah başarılarınızın devamını ben diliyorum. Şu anda ekranı başında bizi izleyen izleyiciler, Isparta olsun, Keçiborlu olsun, Türkiye olsun, gurbetçiler olsun. Evet. Selam bekliyorlar. Tüm herkese, tüm bu yoldan geçen tüm müşterilerimize saygı ve sevgilerimi, selamlarımı sunarım. Biz de diyoruz ki Ali abimize yatırımlarınızın bol bol devamını diliyoruz. İnşallah o yakında o sürprizi de getirirsiniz. Ufkunuz ve bahtınız açık olsun. Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili izleyiciler, iş dünyası Keçiborlu'da gezmeye devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın efendim. Sevgili izleyiciler, İş Dünyası programından tüm izleyicilere merhabalar diyerek başlıyorum. Bu haftaki durağımız Sinop ilimizin gözde ilçesi olan tabii ki Şelaleler Diyarı olan Erfelek'teyiz. İster misiniz hemen Erfelek Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Şimşek Bey'i bir ziyaret edelim. Bir günaydın diyelim bakalım başkanımız Erfelek'i bizlere, siz sevgili izleyicilere efendim nasıl anlatacak? Başkanım öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şahsınızda Medya TV'ye ve izleyicilerimize, Medya TV izleyicilerimize şahsım ve Erfelek halkı adına selamlarımı, şükranlarımı ve ayrıca da teşekkürlerimi sunarak sözünüze yanıt vermek isterim. Evet. Şimdi efendim, Erfelek benim doğduğum, büyüdüğüm ilçe. 53 doğumluyum, yani 60 yaşındayım, eğitimciyim. Bu Erfelek ilçemizin ve kırsalımızın bütün beldelerini, mahallelerini, hatta merkezde, şehir merkezinde her sokağını bilirim. O sokaklarda çocukluğum geçmiştir. Tozlu yollarında ya da mahallelerinde, gelincik tallalarında çiçekler topladık, top koşturduk, oyunlar oynadık. Her tarafı benim için anılarla dolu. Ve yıllardan beri de hep şöyle düşündüm. Bir gün yerel yönetici, belediye başkanı olur isem çok büyüdüğüm, çok sevdiğim şu ilçeme neler yapılabileceğini zaman zaman hep notlar almışımdır. Geçmişin belediye başkanlarına da bu konuda lojistik destek vermişimdir. Geçen dönemde Allah nasip etti, Erfelek halkının teveccühüyle belediye başkanı oldum. Belediye başkanı olunca çok hazırlıklıydım Erfelek'in problemleriyle ilgili. Ben bu işi şöyle yola başladım. Hak ve adalet duygusunu her zaman gerek mesleğimde, gerekse beşeri çalışmalarımda, gerekse aile sisteminde, aile düzeninde hep ön plana getirmişimdir. Kamuoyu da beni öyle tanır. Tabii geldim, bilançoyu, mevcut durumu kamuoyuna açıkladım. Biz tabii çok ağır şartlarda belediye aldık. Ama ben şunu da biliyordum. Biz buraya çözmek için geldik. Çözmek evet. için bu sorunları üstlendik. Enkaz edebiyatı yaparak, başkalarını suçlayarak bu sorunun üstesinden gelemezdim. Ve öyle de yaptım. Güzel plan ve program dahilinde çalışmalarımızı üç kategoride başardık. Bir, iş adamlarımızın desteğini alabilmek ilçemize, yani İstanbul'da yaşayan Erfelekli iş adamlarımız var. Yine kendi öz tasarrufumuzla artı değerimizle bu ilçede neler yapabileceğimizin hesabını, kitabını, planlamasını yaptık. Bir üçüncü ayağı da bunu Ankara ile merkezi hükümetle güzel projeler götürerek. Bunu şunun için söylüyorum. Biz kırsalla birlikte 11.700 nüfusa sahip bir ilçeyiz. Yani köylerimizle birlikte, şehir merkezimizde de 3.700 kişi yaşıyor. Bu 3.700 kişiyi Ankara'ya götürdüğümüz projelere, afaki rakamlar, büyük projeler götürürsek kimse yüzüne bakmaz. Biz boyumuza göre götürdük ve Ankara'dan da yoğun destek aldım. Ben bunu yadsımıyorum. Kültür Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldım. Kendilerine de, ilgili bakanlarımıza da gerçekten bu anlamda şahsım ve Erfelek adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl sonuna kadar baraj gövdesine kadar olan yolun asfaltı tamamlanmış olacak. Yine şelalelerimizde
ki tesisler konuklarımızın en iyi bir şekilde ağırlanması için her türlü hizmeti orada bulabilecek şekilde dizayn edildi. İki tane nostalji yaşatmak için gelen turistlerimize, yurttaşlarımıza ya da yurt dışından gelen turistlerimize nostalji değirmen yapıldı. Yine o bölgede sularımız, içme sularımız, köprülerimiz, ağaçtan, çevre düzenlemesi, yani sit ve doğaya uygun bir şekilde düzenlendi. Geçen yılda orası tabiat parkına dönüştürüldü. Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bizdeki kayıtlara göre senede 100 bin kişi Tatlıca Takım Şelalelerine gelip gidiyor. Ben Erfelek Belediye Başkanı olarak tabii mutlaka aksaklıklarımız olacak orada. Personelden kaynaklanan, personelin eğitimsizliğinden kaynaklanan ya da bizden kaynaklanan, benden kaynaklanan mutlaka eksikliklerimiz olacak ama şu ana kadar orada kayda değer bir eleştiriyle internet ortamında, elektronik posta ortamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Keşke bizi sık sık eleştirsinler, ufak tefek aksaklıkları belirtsinler ki biz onları ivedi bir şekilde yerine getirelim. İkincisi arkadaşlar, Erfelek'te oradan başladık. Ben şunu çok önemsiyorum. Atlas dergisi, evet, ulusal ve uluslararası bir dergi. Evet. Bu Nisan sayısında Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'ni kapak yaptı. Bu son 20 yılın DVD'lerini ya da kitapçık halinde 20 yılın en önemli olaylarını bir kitap haline getirdi. Ve şu gördüğünüz Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerimizin kapak resmi olması bizi hem Erfelekliler olarak hem Sinoplu turizmciler olarak ki sık sık koordinasyon toplantılarına katılıyorum. Hem de bir ülkemin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak beni çok mutlu etti. Ve bu mutluluğu da siz Medya TV seyircileriyle de sizlerle de onurla ve gururla paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Halkın içinde bir insanım. Sabahtan saat 6'da uyanırım. Hemen o konuya girecektim başkanım. Buyurun sorun. Halkla iç içe olmak ben öğrendim ve evet, genelde 6-7 saatlerinde aynen dışarı çıkarım. Dışarı çıkarım. Yaşlılarla, esnaflarla, evet, ya da eşrafla otururum. Onları dinlerim. Ne güzel. Ondan sonra yarım saati, bir saati şeye ayırırım. Mahalle aralarını gezerim. Eksiklikler var mı? İşte çöpler zamanında alınmış mı? Ya da çalışmalar, bir gün önceki çalışmalar da nerelere gelinmiş derken 8'e yani mesai başlamadan 15 dakika 20 dakika önce buraya gelirim. Birim amirlerini çağırırım. Günün şeyini, bir gün öncesinin çalışmalarını değerlendirerek ertesi gün yapılacak çalışmalara biraz da motivasyon sağlarım onlara. Evet. Ve o şekilde günümüz devam eder. Ben gerek personelimizi hepsini, belediyenin bir çalışanı, işçisi ya da hamarat olarak görmüyorum. Biz bir ekibiz. Onlarla birlikte ekip çalışması, yapıyoruz. Her birini, kendilerini çok çok seviyorum. Zerre kadar beni kaygılandıran şu, iş makinalarımız var 15-16 tane, 18 tane galiba şu anda tamamı. Zerre kadar iş güvenliği almadan göreve çıkmamalarını arzuluyorum. Çünkü hiçbirinin, zerre kadar ifade ediyorum, çok zerre kadarı kullandım, niye kullandım, bir kılınanı dahi zarar gelmesini istemiyorum. İş güvenliğini mutlaka aldırıyorum ve kendilerini de defalarca uyarıyorum. Çalışma alanlarına gidiyorum sık sık. Allah'a şükür bu zamana kadar hiçbir iş kazası yaşamadık. Hiç kimseye de yaşatmasın, bize olduğu gibi hiç kimseye de yaşatmasın. Çünkü bizim işimiz insan. İnsana hizmet edelim. Başkanım, yani bu anlamda ekibinizi ve personelinizi çok sevdiğinizi açık ifade ettiniz. Aynen, aynen. Bir de ben onu da bilin, bu lazım olur Türkiye'ye. Bir partiden belediye başkanıyım ben, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ama ben göreve geldikten sonra bütün kamuoyunun belediye başkanı oldum. Farklı partilerin belediye başkanı oldum. Çünkü onlar da bizim yurttaşlarımız. Şimdi siyaset şudur arkadaşlar. Adam geçen dönemde oy vermemiştir. Şimdi yoğulduktan çarşıda gidiyorsun ya da bir yere gidiyorsun. Ya da düğünde, cenazede. Kafan dalgındır, yorgunsundur, rahatsızsındır. Görmezsin, selam veremezsin.
Ya adam belediye başkanı oldu, burnu büyüdü de gider oy ver. Yani oya göre toplum ayrılmamalı. Siyasete göre ayrılmamalı. Bana şu ilçede oy veren ya da vermeyen, çıkın sokağa. Şu kapıdan içeri girmiş vatandaşımıza. Ben ne partisini sorarım ne bilirim. Hizmet neyse yaparım elimden geldiği kadar. Ama şuna da çok üzülürüm. Bazen çok yapamayacağımız talepler gelir. Yani boyumuzu aşan talepler gelir. Onu da ikna ederim. Ve üzülerek onu olumsuz ifadeyi kullanırım. O anlamda ben her zaman şunu söylüyorum. Bir, siyasetçi insanı sevecek. Hak ve adalet duygusundan hiçbir zaman ayrılmayacak. İyi bir aile reisi olacak. Ekonomik istikrarı olacak kendi özel yaşantımında, yaşam biçiminde. Yani verdiğini alacak, aldığını verir. İşte ben Erfelek Belediyesi'ni böyle yönetiyorum. Erfelek halkın desteğiyle, hakkın desteğiyle, kamuoyunun o verdiği bana empatiyle hiçbir sorunun altında ezilmeden sorunları çöze götürdüm. İrili ufaklı 39 tane projeyi hayata geçirdim. İnsana hizmet etmekten gerçekten mutluluk duyuyorum. Ve kendimi de genç hissediyorum. Açık söylüyorum arkadaşlar. Yani dinamik bir genç. Yani sevgili izleyiciler, işte gördüğünüz gibi Sayın Belediye Başkanımızın kalbi, yüreği yüzüne yansımış ve siz sevgili izleyicilere zannediyorum ki şu anda o ekrana ne kadar bir elektrik verdiğini ben de tahmin ediyorum. Medya Tevre gerçekten küçük ilçeleri ve küçük ilçelerin büyük insanları tanıtan bir kanal. Evet. Buna da destek versinler, izlesinler. Evet. Biraz da reklam versinler ki bu işler lafla yürümüyor. Lafla hepinize yürüyorum. Saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Erfelek gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. İş dünyasına bakalım. Aygaz yetkili bayi neler söyleyecek bir tanışalım. Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Nazmi Kambur, Aygaz bayisiyim. Aslen Erfeleklisiniz. Erfelek. Nazmi abi. Evet, evet. Kaç yıldır bu sektörü işletiyorsunuz? 30. 30 yıldır. Peki şu anda tabii ki Aygaz tüple ilgili olduğu için sıkıntılarınız var mı? Genel anlamda herkesin olduğu gibi bizim de sıkıntılarımız var sektörel anlamda. Yani var yani, yok. İşin tehlike boyutu var mı? Tehlike boyutu her zaman var. O da var. O da diğer var. İşlerde olduğu gibi evet, diyorsun. Evet. Peki şu anda Erfelek ekonomisini ve halkın alım gücünü nasıl görüyorsun Nazmi abi? Geçmişe göre çok daha düştü. Geçmiş son 2 yıla göre, önceki 2 yıllara göre düşük, bayağı düşük. Düşük şu anda. Evet, bayağı düşük. Peki neler yapılabilir? Çünkü ilçede yatırım da yok. Yani bir, en azından bir yatırıma müsait bölge, bir yatırımcı davet etme şansınız var. Vallahi buraya yatırımcı bence turizm, dağ turizmine dayalı. Hızlandırılması gerekiyor. Gerekli altyapının yapılması gerekiyor. Şu anda çok zayıf yani. Evet. Çok zayıf. Peki siz Aygaz'ın dışında başka bir yatırım daha düşünüyor musunuz? Zaten yeterince yatırımımız var. Daha fazlasına gerek yani yok. Yani Erfele'ye güzel bir imza attık diyorsunuz. Evet. Esnaf olarak ilerliyoruz. Evet. Peki kazanabiliyor musunuz abi? Nasıl? Ancak karnımızı diyoruz, çorbayı kaynatıyoruz. Yani üst üste koyamıyoruz yok, zaman değil mi? Yok, yani eski ortam yok değil mi şu anda? Hayır, kesinlikle. Eskiden tabii ki para kazanma olayı yüksekti, evet, şu anda. Kendi seviyenizi koruyabilirseniz ne mutlu diyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Peki buradan Nazmi Bey, dostlarınıza, gurbetteki arkadaşlarınız vardır, tanıyanlar vardır. Türk halkına son sözleriniz ne olacak Medya TV aracılığıyla? Vallahi herkese sağlık, mutluluk diliyorum. Herkes Medya TV'yi izlesin. Evet, her pazar günü sabah 9'da iş dünyasıyla buluşsun diyorsun. Aa, öyle mi abi? Tabii. Peki hayırlı işler dileğiyle hoşça kal diyorum. Kendine iyi bak. Sevgili izleyiciler, hoş sohbetten sonra tüm hızıyla programımız İş Dünyası tabii ki Erfelek'te geziye devam ediyor efendim.
bugün günlerde cuma, tabii ki buranın haftası oldukça şehir kalabalık. Hemen yine Erfelek bölgesine, bünyesine kadeve sağlayan, yatırım yapan, istihdam yapan özel bir firmadan bahsedeceğim. Emin Ticaret Beyaz Eşya Grubu'nda sahibini ister misiniz? Siz sevgili izleyicilerle bir tanıştıralım efendim, merhabalar. 79 yılından beri babamızla beraber bu işe başladık. Evet. Peki şu anda Erfelek halkının, hemen sormak istiyorum çünkü sizin işler biraz taksite dayalı. Taksit ödeme gücünü nasıl görüyorsun? Çok zayıf yani, emekliye dayalı. Emekli, çiftçilik, hayvancılık, evet, yok zaten. Emekli. Ekonomi zayıf diyorsun. Ekonomi çok zayıf. Peki çok bölge yatırıma müsait aslında İstanbul iş adamları da var. Yani bir davet etmez misiniz iş adamları, göç vermemesi adına Erfelek'e yatırım yapsınlar? Tabii ki de, mutlaka gelsinler yani. Kendi memleketlerine gelsinler. Biz başkasını beklemiyoruz. Erfelek'te, Sünoplu, zengin iş adamlarını bekliyoruz. Biz başkasını beklemiyoruz. Ve ben inanıyorum ki çok korkunç derecede zenginlerimiz var. Evet, İstanbul'da. Tek tek isim vermeyeyim burada. Hepsi var ama bu Erfelek'i bir Erfelek daha kuracak kapasiteye sahip zengin iş adamlarımız var. Evet. Yani değerli yatırımcılar, Erfelekli yatırımcılar, işte iş adamımızın düşünceleri mutlaka sizleri bu bölgeye tekrar tekrar değerlendirerek yatırım yapmalarınızı bekliyoruz vallahi açıkçası. Yani dışarıdan gelen arkadaşlar, misafirler hayran olurken bizim, evet, kendi insanlarımız kendi memleketinden kaçıyor. Nedir bunun sebebi? Anlayamadık yani. Evet. Eğer varsa bir sebepleri, yardımcı oluruz onlara da. Yardımcı oluruz. Yani. Peki kaç personelle hizmet veriyorsunuz şu anda? İki personelimiz var. İki mağazamız var. Aygaz da var. Öbür dükkandaki abi kardeş devam ediyoruz. Babamızdan devam ediyoruz. Aygaz da size mi? Aygaz da bizim. Evet. Aygaz da bizim. Beko bizim. İki, evet, mağazamız var Erfelek'te. İşte 79 yılından beri babamızın bıraktığı, evet, firmayı halen daha devam ettiriyoruz. Biz de inanıyoruz ki bunu çocuklarımıza bırakacağız mutlaka. Peki başka bir yatırım projesi daha var mı hayalinizde, genç olduğunuz için? Yani Erfelek'e ben farklı bir yatırım daha düşünme şansınız var mı? Valla Erfelek'e keşke yapabilsek de yapabilsek. Ben şu anda yeni 2 ay oluyor. Sinop'ta bir Beko mağazamızı açtık. Örnek mağazamızı açtık. O zaman açık adres verin bakalım Sinop'ta. Meydankapı Mahallesi, Kıbrıs Caddesi 14 bili B'de Beko mağazamızda 2 aydır hizmet Sindeyiz Sinoplu'nun, hemşerilerimizin. Evet sevgili Sinoplular, duydunuz işte, müjdeyi de verdi. Yatırım Sinop'ta devam ediyor. Sinop'ta devam ediyor. Biz memleketimizi seviyoruz. Memleketimizin aşığıyız. Biz gitmedik buraya. Evet. Biz çıktık geldik gurbetten babamızla beraber. Hala buradayız. Yani Sinoplular, önce bir şöyle bir çay içmeye bir davet edelim. Kesinlikle çay, yemek, kebap, her şekilde gelsin. Vallahi sevgili izleyiciler, kebap da var işin ucunda. Evet. Kebap da var, yalnız sezonu kaçırmasınlar. Eylül'den önce gelsinler. Gelsinler diyorsunuz. Misafir edeceğinizi söz verdiniz. Tamam. Yerleri var hepsinin. Evet. Hepsinin başımızın üstünde yerleri var. Sevgili izleyiciler, daha ne yapayım sizin için? Bakın çaylar, kebaplar hepsi bizim firmamızdan işte sağlıyor size Sinop şubemiz, merkezimiz. Evet, başka daha yatırım olacak mı efendim? Başka kesinlikle yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. İnşaat, evet, inşaat sektörü çok iyi. Buradan yetkililere şey yapmak lazım, imar açmak lazım, Erfelek ilçeyi, evet, büyütmek lazım. Ne bileyim, bir değirmenciliği, bir Ramlı'yı, bir ilçeleri, yakın köyleri bağlamak lazım ilçeye. Evet. Parselasyonu açıp inşaatı şey yapması lazım, inşaat alanını yükseltmek lazım. Çünkü dışarıdan gelen arkadaşlar inşaat yapacak, ev yapacak, arsa bulamıyor. Şu anda değil mi? Şu anda tabii dışarıda mesela emekli olmuş, çocuğunu evlendirmiş, gelecek buraya, köye gitmiyor. Köy tarım işi bitmiş. Evet. Peki bir de merak ediyorum. Tabii ki buranın bayağı köyü var. Köyler buraya geliyor ve sizlerden alışveriş yapıyor. Köylüler genelde taksitten ziyade siz bunlara nasıl veriyorsunuz? Yani harman zamanı mı? Aynen öyle. Kiraz zamanı olur. Kestane zamanı olur bize. Yani taksit vermeden direkt. Taksit vermeden de olur. Taksit de olur ama direkt öyle de olur. Yani kestane, evet, zamanı. Kestanemiz çok iyidir mesela. Kestane verimli, evet, geçer. Fındık iyi kötü 3-5 senedir bayağı bir fındığımız, evet, coştu. İyi oldu. Fındık zamanı, kestane zamanı, kiraz zamanı, meyve zamanı. Yani bunlara oluyor tabii. Firma olarak. İşte mecbur dayanmamız lazım. Bu malı, evet, satmamız lazım. Evet. Firma bu malı satacaksınız diyor. Nasıl satacağız? Evet. Gördüğümüz arkadaşları veriyoruz zaten, evet, yani. Buradan müşterilerimize de o zaman şöyle bir ben program olarak sesleneyim. Taksitlerini lütfen zamanında ödeyin. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Çok önemli. Evet, evet, kesinlikle. Peki programımıza katıldınız. Teşekkür ediyorum. Şu anda dostlarınız vardır. Türk halkına ve Avrupa'daki gurbetçilere. Medyatif aracılığıyla son sözler ne olacak efendim? Selamlar, sabahlar. Evet. Herkese selamlar, tanıyan, tanımayan tüm hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömürler diliyorum. Yani başka diyecek bir şeyimiz yok onlara. Yolun herkesi Sinop'a, Erfelek'e bekleyelim. Başımızın üstünde yerleri var. Buyursunlar, evet, gelsinler. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yolunuz ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Amin cümlemiz. Sevgili izleyiciler, programımız tabii ki tüm hızıyla Erfelek'te devam ediyor. Bizler...
yine Erfelek bölgesine kadeve sağlayan, yatırım yapan önemli bir firmadan bahsedeceğim. Tabii ki bu kuyumcumuz. Felek Kuyumculuğu, bir tanımak üzere efendim bir merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Sizi tanıyalım. Adım Niyazi Felek. Niyazi Bey, öncelikle genç yaşta böyle bir ticarete, özellikle ekonomide hareketlilik sağlayan kuyumculuk sektöründe olduğunuz için teşekkür ederim. Kaç yılında başladınız? Kaç yılında başladık? Ben doğmadım önce. Tabii 1990 senesinden daha önce 1985 yıllarında. Babanız. Babam, yani dedemden kalma aslında. Yani dededen babaya, babadan oğula. Evet. Aynen o şekilde. Ama oldukça keyifli bir meslek değil mi? Keyifli tabii, kuyumculuk keyifli bir meslek. Evet. Yani binanız yeni mi yapıldı? Bina yeni yapıldı. Zaten bina biz kendi ailemiz hep beraber yaptık. Ha, bina size ait o zaman. Bina bize ait, evet. Önceden de yine bu adreste miydiniz? Bu adresteydik, evet. Önceden, bu adresi yıktık, sonra tekrar binayı yeniden yaptık. Peki şu anda Erfelek'te kuyumculuk nasıl gidiyor? Yani halk altına para yatırıyor mu? Ayırma şansları var mı? Ya halk altına her zaman para yatırıyor. Biraz da zaten Erfelek'i bakmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Biraz daha yaşlı bir kesim, evet, olduğu için o kesim sürekli bir altın almaya rağbet gösteriyor. Ama altının işte böyle sürekli inmesi çıkması, evet, insanları ürkütüyor. Son zamanlarda biraz hani insanlar korkuyor. Evet. Hani altın düşüşü için bozdurmaya gelen, evet, olmuyor. Hani almaya rağbet de işte insanların biraz alım gücü düştü, nüfus, evet, azaldığı için. O şekilde Erfelek'te şu anda altın işi o şekilde. Yani. Öyle mi? Şu anda fiyatlardan, gramajlardan da bir fiyatlardan bilgi verirsen. Şu anda fiyatlarımız bileziğin satışı 80 lira. Evet. Çeyrek altın 145 lira. Cumhuriyet altını 570 lira. Yani bu şekilde başka türlü. Evet. Tabii siz burada genelde peşin satıyorsunuz. Ama büyük şehirlerde biz bazen görüyoruz Niyazi Bey. Mesela işte toplu satışlarda böyle imkan yaratıyorlar. Böyle sizde öyle bir kampanya falan var mı? Toplu satışlarda hani kredi kartına taksit... Ha, o şekilde, evet. Kredi kartına öyle bir şey yapmıyoruz burada. Hep nakit para geçiyor burada, nakit değil para, mi? Tabii, nakit para geçiyor. Erfelek'te diyorsunuz. Nakit para geçiyor. Peki burada annelerimiz olsun, ablalarımız olsun, ya para biriktirelim de işte küçük altın biriktirelim, buna giriyorlar mı? Günlerde mesela özellikle. Tabii her zaman, yani küçük altın sürekli biriktiren insanlar zaten çoktur. Herkes biriktirir yani küçük, evet, altın. Peki siz kuyumculukta hangi aylarda daha iyi iş yaparsınız? Ya normalde yaz ayı bizim zaten en yoğun olduğumuz sezondur ama Ramazan dönemi girdiği için bu arada biraz düşüş var işlerde. İnşallah işleri. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Hayalinizde, şimdi hakikaten burada iyi bir yatırımcısınız belli ki. Erfelek'te daha başka bir yatırım düşünüyor musunuz? Erfelek'te zaten biz şu anda aynı zamanda müteahhitlik yapıyoruz. Aşağıda bir BİM market var. Öyle çektiyseniz mi? Eğer, evet, o görüntülerini aldıysanız o binayı biz yaptık. Hani oraya tekrar devam etme planlarımız var. İnşaat var yani sizde. Tabii, evet, var. Yani Felek Kuyumculuk boş değil diyorsunuz. Yani biz yatırımlarımızı her zaman... Yok diyorsunuz. Her iş var diyorsunuz. Öyle mi? Yani o kadar da değil de yatırımlarımızı her zaman Erfelek'e yapıyoruz. Yani Erfelek halkına ne güzel yararı olsun diye yatırımlar her zaman Erfelek'te oluyor yani. O zaman bir de şöyle bir yatırımcıları bir davet edin. Erfelek'e de göç vermesin. Gelsinler iş adamlarımız. Erfelek bölgesine biraz yatırım yapsın. Biz onun için çabalıyoruz zaten. Normalde insanlar biraz Erfelek'e yatırım yapmaya korkuyor ama biz hani onun korkulmayacak bir şey olduğunu göstermeye çalışıyoruz aslında. Evet. Hani belki bir zaman sonra tekrar insanlar geri döner memleketlerine. Biraz daha hareketlenir, evet, buralar. Biraz daha gelişir. Evet. Peki programa katıldım, ben teşekkür ediyorum. Buradan şu an Avrupa'da arkadaşların olabilir, Türkiye'de dostların olabilir ve Türk halkına son sözlerinin medya tivaracılığını olacak. Herkese selamlarımı yolluyorum. Bol bol selam diyorsunuz. Tanıdığım herkese ve beni tanıyan herkese çok selamlarımı yolluyorum. Peki. Sevgili izleyiciler, Felek Kuyumculuğu dinledik. Ve gezimiz Erfelek'te iş dünyası olarak tüm hızıyla devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın efendim. İş dünyası programı Türkiye'yi siz sevgili izleyiciler için karış karış gezmeye devam ediyor. Bu haftaki durağımız Sinop İl. Sinop ilimizin Şirin ilçesi olan Gerze'deyiz. Hemen Gerze Belediye Başkanımızın makamındayız. Başkanımıza bir merhaba diyelim. Siz sevgili izleyicilere bir tanıştıralım. Başkanım, öncelikle merhabalar. Merhaba. Turizm bölgesi denince Sinop'un biz tek turizmde kalkınmada öncelikli ilçesiyiz. Yani diğer ilçelerimiz de güzel. Yani turizm açısından elverişli ilçeler ama Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş tek ilçeyiz biz turizmde kalkınmada. Gerze yeşille mavinin buluştuğu, sıcakkanlı insanların yaşadığı, doğasıyla, çevresiyle, deniziyle, ağacıyla, hayvanıyla, her şeyiyle
tüm insanları kucaklayabilecek, belki de Türkiye'nin de dünyanın nadir ilçelerinden biri düşünüyoruz. Tek geçim kaynağımız turizm kaldı. Eskiden tarıma dayalı ekonomimiz, bu özellikle tekelin kapanması, tütünün kota olması tütüne, bunun sonucunda tarımın ikinci plana itilmesi turizm ön plana çıkarttı. Evet. Belli potansiyelimiz var. Bizim resmi nüfusumuz 12.800. Normal zamanda kışın yaşayan insan sayısı 15.000. Yaz oldu bu 40.000. Biz 12.800 üzerinden yatırım yapıp ekonomik yönden de gücümüz bu olduğu için 40-45.000 kişilik tabii ki nüfusa hizmet etmekte zorlanıyoruz. Özellikle personel konusunda çok zorlanıyoruz. Ya bu arada tabii ki ilçemizi geleceğe taşımak için çok güzel çalışmalar başlatıldı. Geleceğe dönük çalışmalar başlatıldı. Bunların en önemlisi altyapı. Kanalizasyonumuz ihale edildi. Doğalgazımız geliyor. Elektriklerimiz yer altına alınıyor. Suyumuz Erfelek Barajı'ndan geliyor. Yani 1,5-2 yıl içerisinde Gerzimiz tamamen altyapısı, üst yapısı bitmiş, modern bir şehir olacak. Duymuşsunuzdur belki, yavaş şehir dünyada en önemli turizm potansiyeli olan ve tamamen organik ürünlerin tüketildiği yerleşim yerleri. Biz de o yavaş şehir, yani salyangoz bayrağını ilçemize takmak istiyoruz. Geleceği iyi, parlak bir ilçe. İnşallah bütün Türkiye'de dünyaya tanıtırız. Tabii vallahi ki ben tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Böyle cennet bir ülke dünyanın hiçbir tarafına Allah nasip etmemiştir. Ülkemize sahip çıkalım. Toprağımıza iyi tutunalım. Tutunalım. Birlik beraberlik içinde olalım. Bu ülkeyi böyle Arap Baharı gibi başka milletlere yem etmeyelim. Milliyetçi olalım. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ekonomisine destek olan Güven Kundura'ya bir merhaba diyelim. Hemen eşiyle birlikte Ali abi burada yerinde bulduk. Bir tanıyalım, izleyicilerle buluşturalım. Ali abi öncelikle merhaba. Yenge merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin. İş dünyası olarak, Medya TV ekibi olarak şu an Hüyük'teyiz. Hüyük'ü karış karış geziyoruz. Siz de burada bir esnafsınız. Durumlar nasıl? Durumlar şükür çatlat gidiyoruz ama öyle çok fazla bir potansiyelimiz yok şu an. Yok. Halkın şu an tüketicilerin alım gücü nasıl? Alım gücü normal. Normal. Peki tabii ki Hüyük biraz ekonomide zayıf, yatırım olmadığı için buradan yatırımcılara mesaj verir misiniz? Yani gelsinler bölgeye yatırım yapsınlar. Bölgenin çehresi biraz daha değişsin. Tabii ki. İnşallah yani emekli olanlar en azından hali vakti yerinde olanlar dönerse katkı çok iyi olur. Çok iyi olur diyorsunuz. Çok iyi olur. Bu arada yolu geçen herkes de bir Hüyük'e geldiğinde Güven Kundura'ya bir çay içmeye davet ederim. İnşallah her zaman beklerim. Peki, bir selam yok mu herkese? Herkese selamlar, saygılar, iyi günler. Peki o zaman müsaade edersen hemen eşine de birkaç soru. Yenge merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Eşinize yardım ediyorsunuz. Yardım ediyorum. Eşim esas patron sizsiniz anladığım kadarıyla. Eşim sigortayla ilgileniyor. Ben de ayakkabıyla ilgilendiğim için. Sigortacılık da var sizde. Var. Ne var. Güzel. Peki Pratik buradan sigortası. İnsanlarımıza ne söylemek istersiniz bir esnaf olarak? Ne yani, mesaj vermek istersiniz? Hüyüğümüz güzel. Gelsinler, görsünler. Özellikle yani, yatırımcılar da yatırım yapsınlar. Yani. Bu çok önemli. Yani çok güzel. Evet. Peki yolu düşen herkes Hüyük'ten geçerken ne yemeden gitmesin yenge? Sen çok iyi bilirsin belki. Et ekmek yesinler. Evet.
Çileğimiz meşhur, kirazımız meşhur, turşumuz meşhur. Evet, yiyecek çok şey var diyorsunuz. Söyleriz. Evet. Ağırlarız. Ya misafir ediyorsunuz. Sevgili izleyiciler, yengemiz hakikaten açık sözlü. Dedi ki yolu geçen herkesi üye bekliyorum ve özellikle de misafir ederim dedi. Peki teşekkür ederim. Ben selamlar teşekkür var mı efendim Türkiye'ye tanıyanlara, herkese, dostlara? Herkese, sevenlere, tanıyanlara, herkese selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Hüyük gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Medya TV ekibi olarak ve İş Dünyası programı olarak merak ettim ve ilk gelişim Yürük ilçesine, hakikaten ilçenin girişinden, dizayninden çok mutlu oldum. Tebrik ederim. Bakalım Sayın Başkanımız izleyicilere Yürük ilçemizi nasıl anlatacak? Ben de hoş geldiniz diyorum Medya TV'ye. Tabii Konya ilimizin 31 tane ilçesinden Şirin bir ilçemiz Hüyük. 1955 yılında belediye olan, 1987 yılında ilçe olan Hüyük'ümüz, ilçe merkez nüfusu 3400-3500 civarında. 10 belde 9 tane köyü mevcut olan, toplam nüfusu 20 binler civarında olan bir ilçemiz Hüyük. Hüyük dediğiniz çilek diyarı dediğiniz. Biraz 8 yıl önce Hüyük'te ve Hüyük bölgesinde çileği sadece insanlar televizyonda ve de biz resimlerde görürdük çilek. Evet. Bunu aromasının ne olduğunda tadını bilmeyen. Evet. Yalnız özel idare, Konya özel idare ve Hüyük Belediyesi ve de muhtarlık olarak çok güzel bir çalışma yaptık. 26 köyümüzde pilot bölge seçtik. Bu bölgede çilek ön plana çıkarttık. İnşallah Konya'da değil, ben iddialı bir Türkiye'de çilek deyince akla Konya Hüyük gelmesini, aromasıyla, tadımıyla, tadıyla olmasını olacak diye düşünüyorum. Evet. Hüyük'ümüz kuruluşu Mevlana Hazretleri'nin iki tane talebesi Şık Bahri ve Şık İdris, evet, olarak Hüyük'e yerleştiklerini ve onlardan kurucu olarak onlar rivayet edilmektedir Hüyük'te. İki tane türbesi mevcuttur Hüyük'ümüzde. Hüyük'ümüzün genelde tarımla, hayvancılıkla ve meyve sebze üzerine geçim kaynağı sağlamaktadır. Hüyük'ümüzün nüfusu gençtir. Okuma oranımız %99'dur. Akdeniz iklimine, İç Anadolu bölgesinde ve Ege'ye yakın, evet, yani coğrafya olarak Türkiye'nin en güzel yerlerinde yerleşim alanı olarak, evet, Hüyük diye düşünüyorum. Son sözlerimiz şöyle olsun. Bizi izleyen, evlerine misafir eden, iş yerlerine misafir eden ya da bizi bir şekilde sesimizi ve bizi gören insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki çok güzel bir ülkemiz var, Türkiye'miz var, çok güzel bir bayrağımız var, şanlı bayrağımız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamayı ve de ayrıca mutlaka Konya'ya yolu düşen, İsparta üzerinden yolu düşen, Afyon'a yakın olarak yolu düşen bu tarafa gelirlerse mutlaka Hüyük Belediyesi'nin sitesinden canlı kameralarıyla şu anlattıklarımızı, evet, ya da bizlere ulaşarak, evet, biz onlara kapımızı, gönlümüzün açık olduğunu, onları misafir etmek istediğimizi, Hüyük'e her uğrayan kişinin bir misafir olarak gördüğümüzü,
Sadece 3 günlük, 5 günlük, hani derler ya, misafirlik 3 günlüktür diye, 3 gün sonra misafiri çıkar derler, öyle bir söz vardır ama biz maalesef öyle demiyoruz. Hüküde görev yapan, kamu görevi yapan, isterse 3 yıl dursun, ister 30 yıl dursun, biz onları hep misafir olarak gördük. Biz onu, eğer sizleri ağırlayabildiysek, eğer hükümle ilgili güzel bir şeyler gösterebildiysek insanlara, görsel ve göz güzelliğini eğer evlerine taşıyabildiysek bizi izleyen izleyicilerimize, ben de bir büyük belediye başkanı olarak, Nusret Akgümüş olarak, ben gurur duyduğumu, onur duyduğumu sizlere anlatmak isterim. Bu duygu düşünceleriyle herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Medya TV ekibi olarak ve İş Dünyası programı olarak merak ettim ve ilk gelişim Yürük ilçesine, hakikaten ilçenin girişinden, dizayninden çok mutlu oldum. Tebrik ederim. Bakalım Sayın Başkanımız izleyicilere Yürük ilçemizi nasıl anlatacak? Ben de hoş geldiniz diyorum Medya TV'ye. Tabii Konya ilimizin 31 tane ilçesinden Şirin, bir ilçemiz Hüyük. 1955 yılında belediye olan, 1987 yılında ilçe olan Hüyük'ümüz, ilçe merkez nüfusu 3400-3500 civarında. 10 belde 9 tane köyü mevcut olan, toplam nüfusu 20 binler civarında olan bir ilçemiz Hüyük. Hüyük dediğiniz, çilek diyarı dediğiniz. Bundan 8 yıl önce Hüyük'te ve Hüyük bölgesinde çileği sadece insanlar televizyonda ve de biz resimlerde görürdük, çilek. Bunun aromasının ne olduğunu da tadını bilmeyen. Yalnız özel idare, Konya özel idare ve Hüyük Belediyesi ve de muhtarlık olarak çok güzel bir çalışma yaptık. 26 köyümüzde pilot bölge seçtik. Bu bölgede çilek ön plana çıkarttık. İnşallah Konya'da değil, ben iddialı bir Türkiye'de çilek deyince akla Konya Hüyük gelmesini, aromasıyla, tadımıyla, tadıyla olmasını olacak diye düşünüyorum. Evet. Hüyük'ümüz kuruluşu Mevlana Hazretleri'nin iki tane talebesi Şık Bahri ve Şık İdris olarak Hüyük'e yerleştiklerini ve onlardan kurucu olarak onlar rivayet edilmektedir Hüyük'te. İki tane türbesi mevcuttur Hüyük'ümüzde. Hüyük'ümüzün genelde tarımla, hayvancılıkla ve meyve sebze üzerine geçim kaynağı sağlamaktadır. Hüyük'ümüzün nüfusu gençtir. Okuma oranımız %99'dur. Akdeniz iklimine, İç Anadolu bölgesinde ve Ege'ye yakın, yani coğrafya olarak Türkiye'nin en güzel yerlerinde yerleşim alanı olarak Hüyük diye düşünüyorum. Son sözlerimiz şöyle olsun. Bizi izleyen, evlerine misafir eden, iş yerlerine misafir eden ya da bizi bir şekilde sesimizi ve bizi gören insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki çok güzel bir ülkemiz var. Türkiye'miz var. Çok güzel bir bayrağımız var. Şanlı bayrağımız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamayı ve de ayrıca mutlaka Konya'ya yolu düşen, İsparta üzerinden yolu düşen, Afyon'a yakın olarak yolu düşen bu tarafa gelirlerse mutlaka Hüyük Belediyesi'nin sitesinden canlı kameralarıyla şu anlattıklarımızı ya da bizlere ulaşarak biz onlara kapımız ve gönlümüzün açık olduğunu, onları misafir etmek istediğimizi, Hüyük'e her uğrayan kişinin bir misafir olarak gördüğümüzü, sadece 3 günlük, 5 günlük, hani derler ya, misafirlik 3 günlüktür diye, 3 gün sonra misafiri çıkar derler, öyle bir söz vardır ama biz maalesef öyle demiyoruz. Hüyük'te görev yapan, kamu görevi yapan, isterse 3 yıl dursun, ister 30 yıl dursun, biz onları hep misafir olarak gördük. Biz onu, eğer sizleri ağırlayabildiysek, eğer Hüyük'le ilgili güzel bir şeyler gösterebildiysek insanlara, görsel ve göz güzelliğini eğer evlerine taşıyabildiysek bizi izleyen izleyicilerimize, ben de bir Hüyük Belediye Başkanı olarak, Nusret Akgümüş olarak, ben gurur duyduğumu, onur duyduğumu sizlere anlatmak isterim. Bu duygu düşünceleriyle herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Emin Ticaret'in sunduğu İş Dünyası, Halis Alabalık'ın katkılarıyla devam edecek.